Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video konusuyla karşınızdayız. Geçtiğimiz günlerde Huawei'nin tanıttığı kendi işletim sistemi olan Harmony OS'un özelliklerini sizinle paylaşacağız. Detaylı bir tanıtım yapan Huawei yeni işletim sistemiyle birçok yeniliği de hayatımıza sokacak gibi gözüküyor. Huawei bize Harmony OS'un bütün akıllı sistemleri tek bir araya toplayıp bunları tek bir cihazdan yönetmemizi sağlayacak bir işletim sistemi olacağını söyledi. Bakalım Harmony OS bizim hayatımıza ne gibi yenilikler sokacak? İşte detayları öğrenmek için haydi gelin videoya geçelim. Hazırlıkları 5 yıl önceye dayanan Harmony OS, elektrikli süpürgeden akıllı ev aletlerine kadar birçok teknolojiyi bir araya toplayacak ve bunları tek bir ekrandan yönetmemizi sağlayacak. Harmony OS'un farklı RAM ve farklı işlemci yapılarına sahip cihazların aynı anda senkronize olup Harmony OS'la beraber uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Böylelikle müzik dinlerken tek bir tuşla müziği televizyondaki hoparlöre aktarabiliyoruz. Bunun dışında yine dinlediğimiz müzik platformunu tek bir tuşla değiştirebiliyoruz. Huawei cihazların eşleşme sürecini şu şekilde tanımlıyor. Önce cihazlar birbirini görecek, daha sonra eşleşecek, onaylama ve aktif bağlantı kurulma süreci tamamlandıktan sonra senkronize bir şekilde Harmony OS sayesinde tüm evdeki akıllı cihazlarımızı telefonumuzdan yönetebileceğiz. Diyelim sizin bir akıllı fırınınız var. Harmony OS bu fırını direkt telefonunuza tanımlayabilecek. Bunun için de direkt fırının uygulamasını indirmenize gerek yok. Telefonunuzu fırına yaklaştırmanız ve telefondaki bilgilerin fırınla eşleşmesiyle artık fırınınızın kontrol paneli direkt telefonunuza yansıtılabilecek. Bu sürecin sonunda şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Evinizde akıllı bir fırınınız var. Siz telefonunuzu fırının üzerine bırakarak fırınınızla telefonun eşleşmesini sağlayabilirsiniz. Böylelikle fırınınızın akıllı uygulamasını indirmenize gerek yok. Bunun dışında yine eşleşme sonunda diyelim ki internetten bir yemek tarifi indirdiniz. Fırınınız telefonunuza indirilen bu yemek tarifinize göre yemeğinizi pişirebilecek. Bu özellikle direkt telefonunuzla beraber uyumlu bir şekilde çalışacak. Önümüzdeki günlerde hayatımıza çok daha fazla girecek olan akıllı ev teknolojileri böylelikle Harmony OS'la büyük bir kullanım kolaylığına kavuşacak. Çünkü Huawei'ye göre birçok insan akıllı ürünleri kullansa da bunların farklı farklı uygulamalarını indirmek istemiyor. İşte bu noktada Harmony OS bu uygulamaları indirmeye gerek duymadan bu cihazları yönetmemizi sağlayacak. Tabi tanıtımda Huawei bize bunları anlattı. Ancak şöyle de bir sorun var. Evimizde bulunan cihazların her biri farklı bir sinyalizasyon frekansına sahip. Huawei'in bunu tek bir sinyalizasyon frekansıyla eşlemesi bakalım ne kadar mümkün olacak. Ama söylediklerine göre bunun üzerinde de çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde gelecek yeni güncellemelerle beraber bu tarz sinyalizasyon sorunlarında kalmayacağını, telefonumuzun artık bütün cihazları aynı sinyal üzerinden görebileceğini bize söylediler. Bakalım bunu ne kadar gerçekleştirebilecekler. Bu yeni işletim sistemini direkt ele aldığımız zaman şöyle bir sonuca varıyoruz. Huawei akıllı ev teknolojilerinin önümüzdeki günlerde çok daha fazla hayatımıza gireceğinin farkında ve kullanıcılara bu teknolojileri daha kolay, daha pratik bir şekilde yönetebileceğimiz bir işletim sistemi sunmak istiyor. Bu anlamda bakıldığında çok avantajları olan bu sistem kullanıcılar tarafından tercih sebebi olabilir. Düşünsenize birden fazla akıllı ev aletiniz var ve bunların hepsini uygulamalarını indirmeye gerek duymadan direkt telefonunuzdan yönetebiliyorsunuz. Ve bunları eşleme süreci sadece cihaza yaklaştırıp telefonunuzun o cihazı görmesini sağlayarak oluyor. Bence gayet başarılı bir işletim sistemi olacak gibi duruyor. Şimdi gelelim biraz da telefon ayağına. Öncelikle şu anda mevcut Huawei telefonlarının hiçbiri Harmony OS'a göre üretilmedi. Çünkü Harmony OS daha yeni çıkan bir işletim sistemi. Ancak bundan sonra çıkacak olan P50 modeli Harmony OS'u destekleyen bir telefon olacak ve Harmony OS'a göre üretilen ilk Huawei telefonu olacak. Bunun dışında şunu da söyleyeyim. Şu anda Harmony OS sistemini kullanacak
bir tek Huawei markası gibi duruyor. Diğer markalardan herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Hani biz de yeni telefonlarımızda bu sistemi kullanalım diye. Eğer ileride HarmonyOS sistemi kullanıcılara çok fazla avantaj sağlar ve tercih sebebi olursa muhtemelen Samsung, Xiaomi, Oppo gibi markalar da HarmonyOS işletim sistemine geçebilirler. Tabii bu anlamda baktığımızda Android cephesinde akıllı ev aletleriyle alakalı bazı çalışmalar var. Onlar da muhtemelen önümüzdeki günlerde bu tarz teknolojilere yönelik kullanım kolaylığı sağlayacak özellikler işletim sistemine, Android işletim sistemine ekleyecekler. Biz konumuz olan tekrar HarmonyOS'a dönelim. Evet, telefon ayağına baktığımızda bir tek P50 modeli HarmonyOS'a göre üretilecek. Ancak bundan sonra üretilecek birçok model yine HarmonyOS'a göre üretilecek Huawei cephesinde. Akıllı saat tarafına baktığımızda da Huawei Watch 3 serisi yine HarmonyOS destekleyen bir saat olacak. HarmonyOS'un platformlar arasında çok kolay geçiş sağlayabilen bir sistem olduğundan bahsetmiştim size. Şöyle ki siz bir müzik dinliyorsunuz. Müziği aynı anda tek bir tuşla televizyonun hoparlöründen dinleme imkanı tanıyacak bu sistem bize. Bunun dışında yine telefondan oyun oynuyorsunuz ve ekranınız size küçük geldi. Özellikle PUBG oynayan oyuncuların birçoğu bu durumdan fazlaca yakınıyorlar. Yine HarmonyOS sistemiyle tek bir tuşla telefondaki oyun ekranını tabletinize aktarabileceksiniz. Bunun için tabletinize de oyunu indirmenize gerek yok. Direkt tabletinize yansıtarak oyunu tabletinizden oynamaya devam edebilirsiniz. Huawei'nin bir iddiası da şöyle: HarmonyOS zamanla yavaşlayan bir işletim sistemi olmayacak. Biliyorsunuz Android'de halen böyle bir sorun var. Telefonu kullandıkça ne yazık ki telefon yavaşlama sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. Ancak HarmonyOS performans verileri olarak da çok yüksek düzeyde değerler verdiğinden dolayı muhtemelen HarmonyOS'ta böyle bir sorunla karşılaşmayacağız. Ki zaten Huawei de böyle bir iddiada bulundu. HarmonyOS performans olarak herhangi bir yavaşlamaya sebebiyet vermeyecek. HarmonyOS işletim sistemindeki bir diğer yenilik ise grafik sisteminde yer alıyor. Bu teknolojide grafik oluşturmayı sadece GPU yapmıyor. Aynı zamanda merkezi işlem birimi olan CPU görüntünün render işlemini yaparak hız kazanmasını ve görüntünün daha kaliteli bir şekilde ekrana yansımasını sağlıyor. Böylelikle pil ve performans bakımından da çok daha kullanıcıya avantajlar sunuyor. Huawei tanıtımında grafik yoğun bir oyunda iPhone 12 Pro Max ile 60 FPS başarımla oynanan bir oyunda 3.9 saat performans alınırken, yani batarya süresi 3.9 saat giderken, Mate 40 Pro'da ise 90 FPS grafik başarımı ile 5.1 saat oyun oynanabiliyor. Bu anlamda baktığımızda da pil performansı olarak HarmonyOS'un çok daha avantajlı, çok daha pil performansını koruyan bir işletim sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunlar sadece Huawei'nin iddiası şu anda. Ancak önümüzdeki günlerde çok daha fazla HarmonyOS'u kullandığımızda verilerin doğru olup olmadığını görme şansımız da olacak. Yine Huawei aynı örnek üzerinden bir oyun oynadığınızda arka plandaki uygulamaların tekrar arka planda çalıştırmaya devam ettiğini ve hiçbir şekilde veri kaybı yaşamadığınızı gösterdi. Bunu da yine iPhone üzerinden bir örnek verdi. iPhone'da oyun oynadığınızda uygulamaların çalışması durduruluyor. Ancak HarmonyOS işletim sisteminde yine siz oyun oynasanız da arka plandaki uygulamalar çalışmaya devam ediyor. Ve böylelikle hiçbir veri kaybı yaşamadan siz diğer uygulamalar arasında da geçiş yapabiliyorsunuz. Bence tanıtımdaki en önemli yeniliklerden bir tanesi, yani yenilik demeyeyim, geliştirmelerden bir tanesi, eğer HarmonyOS işletim sistemi zamanla yavaşlamayacaksa bence Android'e çok büyük bir alternatif olacaktır. Çünkü Android kullanıcılarının en büyük şikayeti benim zamanla telefonum yavaşlıyor. Çok üst model bir telefon alsam da 2 sene sonra belli başlı yavaşlamalar yaşıyorum. Ancak GPU ve CPU sisteminin HarmonyOS'ta çok daha uyumlu çalışacağından dolayı, yani tabii ki Huawei'nin iddiası bu, böyle yavaşlamalar HarmonyOS işletim sisteminde olmayacak. Biliyorsunuz iPhone'u insanların en çok tercih etme sebebi telefonun devamlı aldığınız performans gibi zamanla kullanmanız, herhangi bir yavaşlamayla karşılaşmamanız. Eğer Huawei HarmonyOS sistemiyle bunu yakalarsa bence hem iPhone'a
hem de diğer Samsung ve Android markalarına çok büyük rakip olacaktır diye düşünüyorum. Beni heyecanlandıran bir diğer özellik ise bu yavaşlama muhabbetinin dışında yine Harmony OS'un üçüncül cihazları bir arada kullanmamızı sağlayacak yazılım teknolojisine sahip olması. Hemen şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki siz tatile gittiniz ve arkadaşınızı görüntülü olarak aradınız. Arkadaşınızla konuşurken aynı anda drone'unuzu kaldırıp drone'unuzun çektiği görüntüyü arkadaşınıza aynı anda zaman ve veri kaybı yaşamadan izletebileceksiniz. O görüntüyü o arkadaşınızla canlı paylaşabileceksiniz. Bu anlamda da bakıldığı zaman gerçekten hani bu teknoloji eğer hayatımıza eksiksiz bir şekilde girerse yine bize çok büyük avantajlar sağlayacak. Yine bu Harmony OS sisteminin kullanıcılar açısından tercih edilme sebebi olacaktır diye düşünüyorum. Evet, şimdi Huawei neden Android sistemindeyken bir anda böyle kendi sistemine geçme kararı aldı? Biraz da bunu konuşacak olursak, biliyorsunuz ABD ile arasında bir politik kriz yaşadılar. Önce çip verme muhabbeti çıktı. Huawei'ye Amerikan firmaları çip vermedi. Amerika Huawei markasını kara listeye aldı. Önce Huawei çip konusunda bazı alternatifler geliştirdi. Daha sonra o sorunu atlattı. Ancak bu sefer de Google tarafında biraz sorun yaşamaya başladı. Özellikle güncelleme alanında yeni güncelleme almama gibi durumlarla karşılaşınca Harmony OS, yani kendi işletim sistemlerini biraz daha hızlandırarak böyle telefonlarıyla buluşturup kullanıcıya yeni bir işletim sistemi sunmuş oldu. Bence bu konuda da Huawei biraz haklı gibi duruyor. Yani kendi göbek bağımı kendim keseyim mantığıyla böyle Harmony OS'u karşımıza çıkardı. Bence ilk tanıtım olarak baktığımızda başarılı diyebiliriz. Çünkü kendini tekrarlayan bir teknolojiyi devam ettirmemiş. Kullanıcı dostu ve yeniliklere açık bir teknoloji olarak Harmony OS'u kullanıcılara sunmuş durumda. Yine birkaç şeyden daha bahsettiler tanıtımda. İşte açık kaynak bir işletim sistemi olacağını, yani kullanıcıların da işletim sistemini geliştirebilme olanağına sahip olacağını söylediler. Yine bu da heyecan verici bir durum. Yani eğer kullanıcı da üretim sürecinin içine girerse muhtemelen bazı yenilikler Harmony OS işletim sisteminde çok daha hızlı olacaktır. Ya da diyelim ki Harmony OS işletim sisteminde bir sorunla karşılaşıldı. Eğer kullanıcı tarafı üretim sürecine dahil olursa yine bu sorunların çözümü de çok daha hızlı olacaktır diye düşünüyorum. Evet, Huawei kendi işletim sistemini yaptı. Telefonlara indirmeye başladı. Zaten sitelerinden de hangi telefonlara Harmony OS indirebileceğinizi, hangi telefonlarda uyumla kullanabileceğinizi bize söylediler. Şimdi tanıtıma baktığımızda öncelikle şunu söyleyeyim. Evet, Harmony OS bize bayat yeniliklerle gelmedi. Gerçekten hayatımıza farklı teknolojileri buluşturan ve kullanıcı dostu olan bir işletim sistemi olarak geldi. Verilen vaatler bize bunu gösteriyor. Ancak bu teknolojileri Harmony OS ne zaman ne kadar hayatımıza sokabileceği yine bir soru işareti. Ancak Huawei bu konuda ciddi çalışmalar yaptığını söylüyor. Huawei şunun farkında: artık dünya yeni bir akıllı ev teknolojisine gidiyor ve insanlar telefonunda çok fazla uygulama bulundurmayı sevmiyor. Bunu çok iyi analiz etmişler öncelikle ve buna yönelik bir işletim sistemi yapmak istemiş. Eğer söyledikleri gibi işte ben fırınımı, drone'umu ya da akıllı süpürgemi Harmony OS sayesinde hiçbir uygulama indirmeden aynı ekrandan kullanacaksam benim için gerçekten çok avantajlı bir işletim sistemi olacaktı. Ya da düşünsenize, yani dediğim gibi bence çok önemli bir olay. Siz telefondan oyun oynuyorsunuz, PUBG oynuyorsunuz ve aynı anda direkt tek bir tuşla PUBG'yi tabletinize taşıyorsunuz ve tabletinize indirmeye gerek kalmadan tabletinizden oynamaya devam ediyorsunuz. Yine bu da çok avantajlı bir kullanım şekli diye düşünüyorum. Yani kullanıcılar, tercih edecek kullanıcılar Harmony OS'un bu özelliklerinden muhtemelen etkilenecektir diye düşünüyorum. Evet dostlar, Harmony OS'un artılarını, eksilerini size anlatmış oldum. Daha çok artı taraflarından bahsettim tabii. Siz de eğer böyle yenilik ya da eksik bulduğunuz yönler varsa videonun altına mutlaka yorum olarak yazabilirsiniz. Mesela sizce bir işletim sisteminde ne gibi bir yenilik olması gerekiyor? Bunu bizimle paylaşabilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Görüşlerinizi bol bol yorum yaparak
bize belirtebilirsiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.